kalp içerisinde kanın yavaşlamasına bağlı olarak veyahut kalp kapaklarında olan bozukluklar, kalpteki ritim bozuklukları sırasında kalp içerisinde pıhtı oluşabiliyor. Ve oluşan bu pıhtı atar damar sisteminde olduğu için vücuttaki önemli organlara gidip onların damarlarını tıkayarak hasar yaratabiliyor. En korktuğumuz da beyin gibi, böbrekler gibi hayati organlarda pıhtıyla damarların tıkanmasıdır. Buna yol açacak gerekçeleri bir ultrasonla bakılıp, eko yapılarak kalp kapaklarında kalbin içerisinde pıhtı oluşmasına neden olacak herhangi bir hastalık var mı? Bunun araştırılması lazım. Kalpte ritim bozukluğu yaratabilir bu pıhtıyı. Evet. Onun için de ritim bozukluğu olup olmadığını Holter takıp 24 saat boyunca bunu araştırmak gerekir. Ve eğer böyle bir şey varsa kan sulandırıcı, Kumadin diye bir ilaç var. Onu kullanarak tekrar pıhtı atmasının engellenmesi gerekir. Bir de bazı kan hastalıklarında kanın koyulaşarak çabuk pıhtı oluşması gibi bir gerekçe vardır. Genetik bazı testlerle böyle bir pıhtılaşma hastalığı da var mı diye araştırmak gerekir. Kadınlarda daha mı çok oluyor bu kapak hastalıkları? Yani kapak hastalığı kadında da erkekte de benzer oranda oluyor. Pıhtılaşma? Pıhtılaşma kadınlarda biraz daha fazla olabiliyor. Mesela doğum kontrol hapı gibi bazı ilaçlar bu tür pıhtıların oluşması için vesile olabiliyorlar. Hocam bir dakika. Aman bunu söylemiyoruz. Benim canım çıkıyor bundan, her gün 20 kişi arıyor, 10 kişi soruyor. Doğum kontrol hapları. Doğum kontrol hapları, o zaman hemen söyleyeyim gelmişken. Ne zaman tehlikeli? Yani doğum kontrol hapı benim, çünkü şimdi bizim Dünya Sağlık Teşkilatı da, bizim derneklerimiz de, kadın doğum dernekleri de doğum kontrol haplarını tavsiye ederler. Neden? Adeti düzenler, kanamayı azaltır, efendim birçok hormonları dengeler, bazı kanserlerin oluşma riski, mesela yumurtalık kanseri riskini azaltır gibi. Ama bu pıhtılaşma çıktığından beri başımız dertte. Bu pıhtılaşma aslında çok küçük bir oranda olan bir risk ama sigara içen ve 35 yaş üstünde olanlara bir kere Dünya Sağlık Teşkilatı kesinlikle yasaklamış durumda. Bunun dışında 30 yaşındaki bir hanımda doğum kontrol hapı kullanması böyle bir pıhtı riski yapar mı? Şöyle, demin konuşurken bayanlarda erkeklere nazaran daha fazla bu tür pıhtılaşma olaylarının olduğundan bahsettiğimiz için bayanların farklılıklarından bir tanesi de doğum kontrol hapı kullanılmasıdır. Doğum kontrol hapı kullanan kişilerde eğer predispozan faktörler varsa, yani yatkınlık varsa, sigara içiyorsa, kanının koyulaşmasına neden olacak başka faktörler söz konusuysa, doğum kontrol hapının kullanılması bu pıhtılaşmayı tetikler ve de böyle bir riski beraberinde getirir. Yani birçok faktörün bir araya gelmesiyle olan bir şey. Doğru. Yalnız işte bayanların bu tür kontrollardan geçerek uygun ise ancak doğum kontrol haplarını genç yaşlarda kullanmasını öneriyor. Yani 35 yaş altındaysak, sigara içmiyorsak, herhangi bir belirlenmiş yatkınlığımız yoksa doğum kontrol hapı kalp krizi riski konusunda bizi çok fazla etkilemeyebilir. Şüphesiz bu ilaç kullanılmasın demiyorum zaten. Kullanılacak kişilerin seçilmesi gerekiyor. Bu, yani doktor kontrolü altında olmak gerekiyor. Mutlaka doktor kontrolü altında kullanılması gerekir. Söylediğimiz şartlar altında kullanılmasını tavsiye etmiyoruz.